Evet, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Her şeyden önce Almanya'nın Hanau kentinde bir saldırı sonucu Berlin Büyükelçiliğimizin yaptığı açıklamaya göre 5 Türk vatandaşının öldüğü hakkında bir haber aldık. Bu rakamın ileride daha resmi şekilde teyit edileceğini düşünüyoruz. Almanya Başbakanı Merkel saldırının ve saldırganın ırkçı motiflerle hareket ettiğine dair kuvvetli işaretler olduğu şeklinde bir açıklama yaptı. Bu fevkalade üzücüdür. Vatandaşlarımıza karşı, Türklere karşı Almanya'da şimdiye kadar buna benzer birçok saldırı olmuştur. Bu da buna benzer bir yeni saldırı olarak kayıtlara geçti. Bu fevkalade üzücüdür. Her şeyden evvel ulusça ve Almanya'da yaşayan bütün yurttaşlarımız için başsağlığı diliyorum. Kaybı olan ailelere başsağlığı, sabır diliyorum. Yaralılar olduğu söyleniyor. Bu yaralılar arasında inşallah yurttaşlarımız yoktur. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak Almanya'da şimdiye kadar olduğu gibi Türkiye'ye ve orada Türkiye kökenli olan yurttaşlarımıza karşı bu tür saldırıların, yabancı düşmanlığı ve özellikle Türklere yönelik olarak yapılan saldırıların hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün değildir. Bunu da şiddetle kınadığımızı bu vesileyle söylemek isterim. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz şu sırada Türkiye'nin dış politika açısından en önemli konusu İdlib. İdlib'le ilgili olarak size çok kısa bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiye kadar neler yaptığı hakkında bir bilgi tazelemesi yapmak istiyorum. Hatırlayacaksınız 8 Eylül 2018 tarihinde Tahran'da yapılan üçlü Astana zirvesi toplantısından sonra 6 maddelik İdlib konusunda bir çağrıda bulunmuştuk. Bunların hepsini zaten sizler biliyorsunuz. Ancak ben bunların bazı unsurları üzerinde durmak istiyorum. O zaman demiştik ki Türkiye İdlib'de bulunan bütün muhalif gruplardan silahlarını bırakmalarını istemeli ve bunun sağlanması için yoğun çaba göstermelidir demiştik. Aynı zamanda İdlib'de konuşlanmış bulunan ve gözlem misyonu görevini sürdüren Mehmetçik'in herhangi bir saldırıya maruz kalmaması için Suriye yönetimi ile böyle bir saldırıya tahrik edebilecek eylemlerde bulunan gruplar üzerinde Türkiye güçlü bir şekilde denetim ve kontrol sağlamalı. Askerimizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır demiştik. Tarih 8 Eylül 2018. Ardından 17 Eylül 2018 tarihinde meşhur Soçi Mutabakatı imzalandı. Soçi Mutabakatı'ndan sonra 27 Eylül 2018 tarihinde yine bir basın toplantısında şu hususları özellikle dile getirdik. Dedik ki, bu mutabakatın 15 Ekim'e kadar hedeflenen sonuca ulaşması, bölgede rejim ve muhalif unsurlar arasında ağır silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması ve terör örgütlerinin silahlarını terk ederek bölgeden ayrılmaları amaçlanıyor. Bu mutabakatta Türkiye'ye büyük bir sorumluluk düşüyor demiştik. Türkiye, İdlib'deki ılımlı ve radikal grupları birbirinden ayrılmak gibi neredeyse imkansız bir görevi yerine getirmeyi taahhüt etmiş bulunuyor demiştik. O zaman da söyledik, bu çok kritik bir durumdur. Mehmetçiğin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun altını çizmek isteriz demiştik. Ve o zaman söylemiştik, demiştik ki, Türkiye, Suriye ile vaktiyle imzalamış olduğu Adana Mutabakatı'nın gereklerini yerine getirdiği takdirde ne Türkiye'nin başına böyle bir sıkıntı gelir, ne de Suriye'nin iç savaşı bu şekilde çam sakızı gibi uzatılır. Ancak biz söyledik, hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Ardından Rusya Devlet Başkanı Putin Adana Mutabakatı'nı hatırlattığı zaman bu sefer Türkiye'de iktidar Adana Mutabakatı'nı keşfetti. Bugün geldiğimiz noktada daha evvel bizim uyarılarımıza hiçbir şekilde dikkat edilmemesinin çok önemli sonuçları vardır. 29 Ocak 2019 tarihinde biz Suriye sorununun çözümüne yönelik yine 6 maddelik bir yol haritası sunduk. Ve o zaman dedik ki, Türkiye, Şam yönetiminin İdlib'deki cihatçı örgütlere karşı sessiz kalmayacağı gerçeğine uygun bir siyaset geliştirmelidir. Suriye tarafından İdlib'e yönelik bir askeri müdahale ihtimali giderek artmaktadır. Böyle bir gelişme bir yandan Türkiye'ye karşı yeni bir göç dalgasını tetikleyebilecek,
bir yandan da terörist unsurların Türkiye'ye sızma riskini artıracaktır. Bu tehlike ve riskleri önlemenin de yolu yine Şam yönetimiyle diyalog kurulmasından geçmektedir demiştik. 29 Ocak 2019, yani bundan bir seneden fazla bir süre önce. 6 Mayıs 2019 tarihinde Dışişleri Bakanı'na bir soru önergesi verdik ve İdlib'le ilgili tehlikeli gelişmelerden söz ettik, cevap istedik. 1 Temmuz 2019 tarihinde mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir araştırma önergesi sunduk ve İdlib konusunda bir görüşme yapılması talebinde bulunduk. 20 Ağustos 2019 tarihinde yine bir basın toplantısında, ki bu basın toplantısını aslında maalesef bir şehit verdiğimiz bir olaydan sonra yapmıştık. Yeni şehit cenazelerinin gelmesini istemiyoruz. Herhangi bir şekilde İdlib'de bulunan Mehmetçik'in saçının teline zarar gelirse bunun sorumlusu Suriye ordusu veya Rusya olmayacaktır. Onun için en kısa zamanda Mehmetçik'in İdlib'deki gözlem noktalarındaki askerlerimizin güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirlerin derhal alınması artık şart olmuştur dedik. Eğer Türkiye Soçi mutabakatını daha fazla yürütme imkanı sahip değilse o zaman bu mutabakattan çekilmesinin de zamanı gelmiştir demiştik. Bunu söylediğimiz tarih 20 Ağustos 2019 değerli arkadaşlar. Maalesef bu yılın başında 3 Şubat tarihinde İdlib'de 8 şehit verdik. Bunun hemen akabinde Genel Başkanımız 5 Şubat tarihinde İdlib'de derinleşen krizden çıkış için saray rejimine 5 maddelik bir öneri sundu. O önerilerde de dikkatinizi çekecek şekilde şunları vurguladık. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İdlib'de konuşlanmış bulunan ve gözlem misyonu görevini sürdüren Mehmetçiğimizin can güvenliği her şeyden önemlidir dedik. Dolayısıyla İdlib bölgesi başta olmak üzere Suriye'de görev yapan tüm Mehmetçiklerimizin can güvenliğini sağlamak adına gereken tüm askeri ve diplomatik adımlar kararlılıkla atılmalıdır dedik. Ayrıca dedik ki gerekli görülmesi halinde Soçi mutabakatının unsurları değişen koşullara uyarlanmalıdır. Sahadaki mevcut duruma göre gerekirse yeni bir ateşkes hattı belirlenmeli. Türk askeri de bu yeni ateşkes hattına göre pozisyonunu almalıdır dedik. Ve yine şunun altını çizdik. Siyasi iktidar öncelikle Suriye'de rejim değişikliğine odaklanan siyasetini terk etmelidir. Ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit eden gruplarla her türlü işbirliğini sonlandırmalıdır. Değerli basın mensupları, İdlib Türkiye için çok önemli bir ulusal güvenlik sorunudur. Bu 5 maddelik önerimizden sonra 10 Şubat tarihinde 5 şehit daha verdik. Bu yılın başından itibaren 13 şehidimiz var İdlib'de. Ve bugün gelen haberlere göre de Sarakat bölgesinde Suriye ordusunun bazı unsurlarıyla Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu adı altındaki gruplar karşı karşıya gelmiş ve bir sıcak çatışmaya girmiş gibi gözükmektedirler. Değerli basın mensupları, Türkiye halkı, yurttaşlarımız ve insanlarımız Suriye ile savaşmayı istemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz savaş istemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Suriye ile hala bir barışın ve barış içinde Suriye sorununun çözümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunu özellikle altını çizmek isterim. Ama savaş isteyenler var. Ya da savaş isteyen var. Türkiye'nin Suriye ile savaşmasını gerektirecek hiçbir meşru veya haklı bir gerekçe yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk'ten almış olduğumuz ve sürekli olarak da dile getirdiğimiz prensipleri hep savuna geldik. Bugün de onu vurgulamak isterim. Bir ülke için hayati çıkarlar söz konusu olmadığı müddetçe savaş cinayettir. Değerli basın mensupları, bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bir ülke için hayati bir unsurlar söz konusu olmadığı takdirde savaş cinayettir. Türkiye'nin en kısa zamanda İdlib sorunundan ve Suriye'nin içinde bulunduğu çıkmazdan Suriye'ye de yardım edecek şekilde çıkılabilmesi için bir barış paketi ve bir barış önerisinde bulunması gerekir. Bunun unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Bir kere her şeyden evvel Türkiye, Suriye'de rejim değişikliği hevesinden vazgeçmelidir.
Türkiye'nin hedefi Suriye'nin rejimini değiştirmek değil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve siyasi birliğini muhafaza etmek üzere Suriye'ye yardımcı olmaktır. Bunu yapmak için Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmak için uğraşan cihatçı veya bir takım terörist unsurlara da himayede bulunmak veya onlara yardım etmekten vazgeçilmelidir. 2. Değerli arkadaşlar, Adana Mutabakatı'nı ilk hatırlattığımızdan bu yana Adana Mutabakatı sürekli olarak yanlış bir referans şeklinde kullanılıyor. Bugün Türkiye'nin İdlib'de bulunmasının sebebini hiçbir şekilde Adana Mutabakatı ile bağdaştırmak mümkün değildir. Ama biz daha evvel de savunduğumuz gibi Adana Mutabakatı'nın Türkiye ile Suriye arasında mutlaka tekrar yürürlüğe girmesi ve tekrar ihya edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Neden öyle inanıyoruz? Çünkü Adana Mutabakatı Türkiye ile Suriye'nin birlikte kendi topraklarındaki ayrılıkçı hareketlere ve teröre karşı ortak mücadelesini öngörmektedir. Türkiye Adana Mutabakatı'na göre hareket etmiş olsaydı o zaman şimdi Türkiye ile Suriye ordusu karşı karşıya gelmezdi. 3. Türkiye'nin Suriye iç savaşında karşı karşıya olduğu tehdit Suriye'den gelmemektedir. Suriye'den Türkiye'ye herhangi bir tehdit mevcut değildir. Ama Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli bir sığınmacı sorunu vardır. Sığınmacı sorununun çözülebilmesi için Türkiye'nin öncelikle Moskova ve Rusya ile elbette gerek onların aracılığıyla veya gerek doğrudan bir şekilde Şam yönetimiyle de en kısa zamanda tekrar görüşmeye başlaması ve sığınmacı sorununu çözmek için birlikte nasıl adım atılacağının gözden geçirilmesi gerekir. Eğer Türkiye'nin Suriye ile olan sınırlarının Suriye topraklarında olan bölümünde bir güvenli bölge oluşturulması gerekiyor ise ve böyle bir güvenli bölgede İdlib'de iç savaştan etkilenen sivil halkın rahatça yaşayabilecekleri bir imkan sağlanabilecekse Türkiye buna hazır olduğunu Suriye yönetimiyle paylaşabilmelidir. Belki de Rusya ile yapılan müzakerelerde de öncelikli olarak Türkiye'nin esas itibariyle sorununu ne şekilde gördüğünü Rusya'ya açıkça ve şeffaf bir şekilde anlatması ve sığınmacı sorununu çözmek için Rusya'nın da desteğini istemesi en önemli hareket tarzı olacaktır. Son olarak şunu da söylemek isterim. Biraz evvel de vurguladığım gibi Türkiye insanı Suriye ile savaş istemiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Suriye sorunsalının çözümü için mutlaka barış anlayışı içinde hareket edilmesini, barışı öne çıkartan ve savaşçı bir çözüm yöntemini veya askeri bir çözüm yöntemini benimsemeyen bir yaklaşımı özellikle önemsiyoruz. Kişisel çıkarlar veya parti çıkarları yerine elbette tüm yurttaşlarımız gibi ülkemizin çıkarlarını önde tutuyoruz. Bütün bu yapmış olduğum öneriler de Türkiye'nin çıkarlarını önde tuttuğumuz ve o yaklaşımla hareket ettiğimiz içindir. Çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Haber televizyonu Mahmut. Netleştirmek için soruyorum efendim. Sığınmacı sorunu çözümü için daha iyi olsa Şam yönetimiyle Türkiye tekrar bir iletişime geçmeli mi? Bunu sorayım önce. Ardından bu süreçte İdlib gerilimi esnasında Amerika'dan peş peşe sıcak açıklamalar gibi gerek Dışişleri Bakanı gerekse Trump ile Cumhurbaşkanı görüşmesinden sonra bu gelen destek mesajları, bu sıcak mesajları samimi buluyor musunuz yoksa Ankara ve Moskova arasındaki gerilimden tırnak içinde bir faydalanma durumu mu söz konusu? Şimdi birinci sorunuzla ilgili olarak şunu söylemek isterim. Bir kere 2018 yılının Eylül ayından beri, hatta daha öncesinden beri aslında Türkiye'nin sürekli olarak Şam yönetimiyle görüşmesinin ve diyaloğu canlı tutmasının Suriye sorunsalının çözümünde en önemli hareket tarzlarından biri olacağını söyleye geldik. Bugün de aynı noktadayız. Özellikle sığınmacı sorununu çözmek için Suriye ile mutlaka görüşmek, konuşmak gerekir. Çünkü bu kadar yüklü bir Suriyeli insan grubunu Türkiye'nin daha fazla alabilmesi ve bunları hazmedebilmesi mümkün değildir. Bunu kimle görüşeceksiniz? Bu insanlar Suriye vatandaşı olduğuna göre elbette onların Suriye'de daha rahat bir ortamda ve iç savaştan etkilenmeyecekleri şekilde yaşayabilecekleri bir alanın ve Suriye'nin de bu alanın sağlanmasında güvenlik açısından katkıda bulunmasının mutlaka temin edilmesi gerekir. Bunu yapacak olan taraf elbette Türkiye ile Suriye ortak çalıştığı zaman özellikle de Suriye tarafı olacaktır. O yüzden bugünkü noktada hala Türkiye'nin
öncelikle Rusya ile sığınmacı sorununu anlatarak şeffaf bir şekilde ne istediğini tam manasıyla açıklamak ve onun üzerinden bu konunun çözümü için de Suriye ile görüşmek istediğinde mutlaka belirtmesi gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar hakkındaki sorunuza gelince, değerli basın mensupları, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri müttefiktirler. İkisi de NATO üyesidirler. Dolayısıyla bunca uzun yıllar süren bir müttefiklik ilişkisinde herhangi bir ifadenin samimi olup olmadığı şeklinde bir arayış yapılmaz. Elbette Türkiye'nin şu sırada dış politikasında çok ciddi sıkıntıları vardır. Biz bunu hep söyledik. Eğer Türkiye kendi ulusal çıkarları açısından dış politikasını real politiğe dayalı bir şekilde belirleyip de uygulamış olsaydı, kah Amerika'ya, kah Rusya'ya mavi boncuk atarak veya dağıtarak dalgalı bir şekilde bir dış politika izlemeseydi, bugün bu şekilde bir sıkışıklık içinde olmazdı. Onun için Türkiye'nin Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sıkışmış gibi görüntüsü çok olumsuz bir gelişmedir. Bunun her şeyden evvel düzeltilmesi gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nin de elbette Türkiye'nin içinde durumdan çıkabilmesi için bazı destek vaatleri veya sözleri olabilir. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabileceği imkanda hayata geçirilmelidir. Bizim gördüğümüz kadarıyla şu sırada İdlib'de ve Suriye'nin batı ve kuzey batısında Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade öncelikli olarak Rusya'nın daha ağırlıklı bir konumu vardır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlayacağı bazı istihbari faaliyetler elbette bize yararlı olacaktır. Ama biz öncelikle Moskova ile görüşülmesini ve mutlaka ikinci planda da Şam yönetimiyle görüşülmesini öncelikli olarak görüyoruz. Buyurun. Biz böyle bir şeyi asla düşünmek dahi istemiyoruz. Böyle bir soruyu dahi kendi kendimize sormuyoruz. Türkiye'nin Suriye'de Suriye yönetimiyle ve Suriye ordusuyla karşı karşıya gelmesini gerektirecek bir durum görmediğimizi açıkladım biraz evvel. Onun için Suriye ile karşı karşıya gelme üzerinden Türkiye'nin Rusya ile karşı karşıya gelmesi de en istenmeyecek, en düşünülmeyecek şeydir. Nitekim herhalde iktidar da böyle bir heves içinde veya böyle bir tasavvur içinde değildir. Buna benzer açıklamalar da oldu. Bizim Rusya ile herhangi bir sıkıntımız yok. Biz Suriye ile meselelerimizi halledeceğiz dendi. Rusya'dan yapılan açıklamalarda da benzer şekilde bazı ifadelerde bulunuldu. Türkiye'nin İdlib'de yapacağı bir harekatın çok kötü bir senaryo olacağı dile getirildi. Onun için Türkiye ile Rusya'nın şu sırada karşı karşıya gelmelerine yol açacak bir gelişmeyi öngörmediklerini ve istemediklerini düşünüyorum. Harekatın bir an meselesi olduğu konusuna gelince, arkadaşlar biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir beklenti içinde veya böyle bir istek içinde değiliz. Biz herhangi bir harekata gerek olmadan konunun barışçı yöntemlerle ve diplomasiye öncelik vererek Rusya'nın da yardımıyla, çünkü şimdiye kadar nasıl Astana sürecinde Suriye tiyatrosunda Rusya ile birlikte hareket ettikse, bugün de aynı beraberliği sürdürecek şekilde arayışların öne çıkartılması gerektiği düşüncesindeyiz. Buyurun. Çok değerli basın mensupları, biliyorsunuz ben bugünkü basın toplantımı daha ziyade dış politika konularıyla ilgili olarak tasavvur ettim ve o şekilde planladım. Sorduğunuz konular partimizin iç meseleleriyle ilgilidir. Bu konularda açıklamaları bu konuyla ilgili olan arkadaşlarım veya parti sözcüsü gerek duydukları zaman yaparlar. Çok teşekkür ederim.